Dostlar burası Dalaman'da Dutch Cafe, Dutch Restaurant. Mahkumların bir proje gereği isteyerek çalıştırıldığı garsoniyer hizmetini mahkumların verdiği Dutch Restaurant. Burası genelde korona dönemini saymazsak yaz kış dolu olan bir yer. Şu an tabi sadece benim arabam var. Burada çok fazla araç yok. Normalde buralar hep böyle dolu olur. Şurası Dalaman Havaalanı'na giden yol. Bilmeyenler için anlatıyorum. Burası şöyle iç dizaynını göstereyim. Normalde burası hem yerleşik halkın hem iç hem dış turistin gelip hizmet aldığı bir yer. Normalde güzel vakit geçirilen bir yerdir burası ama işte korona dolayısıyla mahkumlar da izine gönderildiği için dışarı salındığı için şu an burası hem de korona dolayısıyla hizmet vermiyor. Burada oturduğunuzda veya tatile geldiğinizde güzel bir şekilde uygun fiyatlı hem kahvaltınızı yapabilirsiniz şu gördüğünüz kafe bölümünde hem de burada işte köftedir, pidedir, ciğerdir vesaire lezzetli yemekleri yiyebilirsiniz. Şu karşıda da tabii içeri giremiyorum şu anda kapı kapalı. Normalde şurada çiçeklere, ağaçlara falan ilgisi olan insanlar için söylüyorum. Burada fideler, çiçekler, ağaç fidanları falan satılıyor burada. Arka tarafta da siz yemek yerken veya işte biraz rahat olmak istediğiniz dönemde şu gördüğünüz yerde çocuklarınız için yeterli park alanı bulunuyor. Hemen arkasında da bir mescit var. İbadet için orada vakit geçirebilirsiniz. Abdestinizi alıp namazınızı kılabilirsiniz. Şurada nakit ihtiyacı için bir vakıf bank. Bankamatiği bulunuyor. Burası da görüyorsunuz ve şu an duyuyorsunuz. Cırcır böcekleri eşliğinde. Güzel aslında dinlenecek bir yer var ama işte zaman boşa geçiyor. Yani yaz da gidiyor. Kışa doğru gidiyoruz. Ve korona dolayısıyla şu an burası kullanılamıyor. Dostlar Dalaman'da yine bir hamamımız hizmet veriyor. Bunun da bilgisini vereyim size, aklınızda bulunsun. Hani burada yakın yerlerde oturduğunuzda veya işte tatil için geldiğinizde değerlendirebilirsiniz. Güzel bir temiz hamamımız var burada. Bugün normalde bayanlar günü müydü? Bugün bayanlar günü müydü normalde? Sadece haftada bir gün mü? İki gün. Haftada iki gün. Hangi günler? Çarşamba, cumartesi, bayanlar günü. Tamam. Kadınlar diyelim. Şöyle fiyatları da çekeyim. Benden size göstermesi. Güzel, temiz bir hamamımız var burada. Diğer günler erkeklere ait. Tek kişilik hem soyunup dökünebileceğiniz hem rahatlayabileceğiniz bir odamız. Burası Dalaman'ın en temiz, en düzenli, aile hamamıdır. Evet. Başka hamam var mı? Tabii ki Ortaca'da da var. Ortaca'da da var. Şehirlerde de var evet. Ama en düzenli, en temiz aile hamamımız burasıdır. Evet. Herkesi bekleriz. Çarşamba ve cumartesi. Bayanlar günü. Sabah 8'e başlıyor. Kadınlar günü. Çarşamba bitiyor. Tamam. Diğer günler erkeklere ayrılmış. Diğer günler aile, erkekler. Aile de girebiliyor. Eşiyle, çocuklarıyla birlikte. Fiyatlar falan nasıl? Mesela bir kişi. Kişi başına 70 TL. Sadece hiçbir şey yapmasa mı? Yoksa kese içinde mi? Salonumuz vardır, havuzumuz vardır, kesemiz, köpüğümüz vardır. Hı. Olduğu gibi bu hizmetler paket var. Paket halinde 70 TL. Ekstra evet. Masajlarımız vardır. Hı. Yani şuradaki resimlerin hepsinin içinde bulunduğu paket 70 TL. 70 TL. Doğru mu? Evet. Şurada hemen İngilizce ya Türkçe'ye çevireyim onu. Havuz. 20 dakika orada bir savunmamız var. Havuzumuz var. Ondan sonra kesemiz var. Köpüğümüz var. Yine saç baş yıkamamız var. Yine kese köpük masajı. Köpük masajımız var. Dinleme. Dinleniyorsun relax. Tamam. Burası 70 lira. Çok evet. Güzel. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel misafirlerimiz de gelir buraya ziyarette bulunur. Tabii ki bekleriz. İyi çalışmalar. Dostlar şimdi şunu söyleyeceğim size. O hamamdan çıktım şimdi. Şu evi görüyorsunuz değil mi? Bu ev gene böyle düzgün gözüküyor ama gene bu metrekarede. Hani dışarıdan bakıldığında işte kötü gibi gözüküyor. Masrafı var falan gibi gözüküyor. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Daha önce burası şimdi Dalaman'ın Altıntaş, Altıntas mahallesi. Bu evden daha kötü bir
bir ev vardı şurada ve 149 metrekare öyle bir şeydi. Şu ev arkadaşlar, şimdi uzun zaman sonra şuradan geçtim. Bir sene sonra geldim buraya. Bakın ne hale gelmiş var ya, eski görüntüyü size bulup da atabilseydim keşke. Burası öyle harabe bir haldeydi ki ve burayı kaç paraya satıyorlardı biliyor musunuz? Eviyle, bahçeyle, her şeyle beraber. Burası 120 bin liraydı. Kadınla kocası kendi arasında sorun vardı. Benim böyle kafama yatmadı. Ben o ara bakıyordum o eve. Kafama yatmadı, böyle bir işin içinde böyle bir şey sezdim. Hoşuma da gitmedi muhabbet ve almadık. Daha sonra işte birisi almış ve ne hale getirmiş. Yani bu da aklınızda bir fikir olarak, bir ışık olarak kalsın. Bilginiz olsun diye söyledim. Şimdi evi de görünce şaşırdım, sizinle paylaşmak istedim. Dostlar, Dalaman'ın Ortaca ve Köyceğiz'e göre özelliklerinden bir tanesi de böyle boş alanlara yapılan siteler. Havuzlu siteler, havuzsuz siteler. Bu şekilde bu grupta, bu görüntüde çok görüntü görürsünüz. Bakın hep satılık zaten, boşlar da var. Çoğu boş zaten, hepsi boş. Bu tabii şu anki yaşadığımız durum da buna sebebiyet veriyor olabilir. Böyle şu şekilde böyle yol kenarları veya iç taraflarda falan böyle çok bol bol arsalar var. Ya zamanında alınmıştır ya da daha sonradan alınıp uyguna işte böyle binalar dikiliyor. Dolayısıyla böyle site mantığında, havuzlu site mantığında burada daha çok diğer yerlere göre yer bulmak, ev bulmak, daire bulmak daha kolay. Dalaman Müftülüğü binası burası. Ve etrafındaki yerler. Dalaman Kültür Merkezi arkadaşlar. Arka tarafta Hürriyet Mahallesi civarında. Burada genelde tabii boş şu an tabii gene. Düğünlere de veriliyor. Nişana, sözler vesaire, bu tip organizasyonlara veriliyor. İşte okulların çeşitli organizasyonları falan da oluyor, toplu organizasyonlar. Dalaman'da Kültür Merkezi'nin hemen sol tarafından içeri girdiğinizde o yol sizi arkadaşlar Dalaman'ın en büyük yerel marketi olan Şefikoğlu'na getiriyor. Çok büyük bir markettir. Tabii Ortaca'da da vardır. Dalyan'da da vardır. Çokça bu markete her yerde ulaşabilirsiniz Muğla genelinde. Güvenle etinizi de diğer alışverişlerinizi de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi önü dolu. Hem tatilcilerin, hem biz tatile geldiğimiz zaman da çok alışveriş yapardık buradan. Hem de yerel vatandaşın alışveriş yaptığı bir market. Dalaman merkeze girdiğinizde arkadaşlar, o kavşaktan direkt karşıya gittiğinizde bu caddeyle karşılaşıyorsunuz. Atatürk Caddesi. Burası şöyle bir görüntüye sahip. Yaklaşık 3 yıl önce falan burası böyle bu şekilde bisiklet yoluyla beraber güzel bir görüntüye kavuştu. Burada da yine bu caddede istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz Dalaman'da. İşte emlakçılardan tutun da zaten en çok emlakçıların olduğu bir yer. Alıcı, kafesi, restoranı, belediye zaten şurada. Belediye binası, Dalaman Belediye Başkanlığı binası burası arkadaşlar. Hemen yan tarafında bir okul var. Cumhuriyet İlkokulu burası. Yani merkezde oturduğunuzda, merkeze yakın yerlerde oturduğunuzda buraya kolaylıkla çocuğunuzu ulaştırabilirsiniz. Belediye Başkanlığı binasının alt tarafında da bazıları belediyeye ait olmak üzere dükkanlar var. Onlardan da iş yapmak istediğinizde kiralayabilirsiniz. Çok büyük bir ofis, market ve kırtasiye var altında. Güvenip alışverişinizi yapabilirsiniz burada. Bir büyük camimiz var. Önünde bir parkımız var. Ve bankamatikler hem orada var hem şu karşıda var. O konuda da rahat olabilirsiniz. Jandarma, Dalaman Merkez Komutanlığı Jandarma tam ilçenin merkezinde. Biz eski alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Oralarda AVM var mı diye arkadaşlara, işte AVM, Dalaman'da küçük bir AVM arkadaşlar. Yine burada da bir milyoncu mantığı var ya arkadaşlar, yine ondan böyle bir yer var, binde çeşit olan bir yer var. Burada da her şeyi bulabilirsiniz. Giyim yerleri, ona keza eski alışkanlıkları olan insanlar için biraz zor oluyor istediğin şeyi bulamamak. İşte ayakkabıdır, genelde bayanlar için ayakkabıdır, giysidir, şu ufak telefon parçalarıdır, işte aktar, kuruyemiş vesaire, bu tarz yerler var. İçiniz rahat olsun, gönlünüz rahat olsun. O üç harfli marketlerin hepsinden var. Bakın
karşıda görüyorsunuz. Dalaman dondurması Dado. Yine hizmet veren işletmelerden bir tanesi. Dostlar yine burada güzel bir fırın var. Kaliteli alışveriş yapabileceğiniz bir fırın. Tatlınızı, baklavanızı, poğaça böreğinizi alacağınız bir yer. Hemen sol tarafta buranın çok eski ve yemekleri kaliteli olan, düzgün esnaf olan güzel bir restoran var. Sofra Restoran. Sofra Restoran'da gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine kahvaltılıkçı yerleriniz var. Eğer kendiniz yetiştirmiyorsanız, alabileceğiniz yer yoksa perakende olarak alışveriş yapabilirsiniz. Yine burası düzgün esnaf olan kırtasiyemiz var. Asil kırtasiye, Kamil abimizin yeri. Yine burada da güzel bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Dostlar burada bir tane Ziraat Bankası da var. Onu da bilin. Hemen onun arkasında biraz sonra gösteririm. Garanti Bankası var. Bir kıtasiyemiz var dedik. Burada da benim bir abim var. Yine benim videolarımda olması gereken güzel insanlardan bir tanesi. Aynı zamanda güzel emlakçılık yapan. Abi merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle çekimle girdim ama böyle bir anda artık spontane yani, konuşacağız artık. Biz de şaşırdık. Hani böyle birisi giriyor. Dalaman'ı çekiyorum da. Dalaman'da hoş geldiniz. İşte günlük yaşam. Bir de senin söyleyeceğin bilgiler de önemli. Benim videolarımda yer alman gereken kişilerden bir tanesisin açıkçası. Senin söyleyeceklerin önemli. Sen emlak işleri yapıyorsun burada abi. Biraz bilgiler verelim dostlara. Evet. Biz evet. Emlak işi yapıyoruz. İşte 2,5 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Hı hı. Sevdik de bu işi. Yani insanların bize güvenmesi çok güzel. Yani iş yaptığımız insanlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Yani onlar bize güveniyorlar. Güvendikleri için alışveriş yapıyorlar. Bu da çok tatlı oluyor ya. Bundan keyif alıyorsun. Abi ben zaten söylüyorum bizi izleyen dostlarımıza. Benim video kayıtlarımda olan insan, yani burada gördüğünüz insan mutlaka bizim değer verdiğimiz insandır ve işini güzel yapan insandır. Şimdi abi biraz mesela Dalaman'ın kaç tane mahallesi var abi? Dalaman'da yani 10-15 tane ya artık köyler de mahalle oldu. Aha. O şekilde var. Yani tek tek sayabilirim de adetini şu anda. Tamam. Köyde tabir ettiğimiz yerler nereden diyebiliriz? Mesela Şerefler, Evcik, Gürleyik, Kapıgar, köyde tabir ettiğimiz yerler bunun gibi yerler. Köylerde mesela o dediğin yerlerde kiralık evler var mı mesela? Mesela müstakil, o köylüler orada kiralık ev mantığında hani şehirdeki gibi mi yoksa evlerini kiraya vermezler mi? Ya şeyde çok yok o şekilde yani Gürleyikli, Elçik'te oralarda yok. Yerlerde çok yok böyle bir şey ama nerede var? Şerefler Köyü dediğimiz hem şeye yakın. Merkeze yakın. Merkeze yakın. O tür yerlerde var. Karaçalı. Akkaya dediğimiz yer var. Akkaya Garden'da oldu yani. Evet, evet. Oralarda kiralık yerler var. Ama o Dalaman'ın köyleri bir de hani biraz daha uzak dağ köyleri. Dağ köyleri. Aslında güzel yerler. Yani yavaş yavaş insanlar bu tarafa doğru da şey yapmaya başladılar. Ama şey olur mu? Hani büyük şehirden gelen insanın biraz alışma dönemi için oralar zor olur değil mi? Bence oralar zor olur. Yani mesela geçen biz Elçik'e gittik. Yani bir arkadaşım bir ev almış orada. Gittik orada yattık. Evet. Gece de yattık. Yani bir 10 dönüm bahçenin içinde. Değişik meyve ağaçlarının içinde. Orayı almış. Bir ev, orayı almış. Biz gittik orada arkadaşla beraber bir gece aile olarak. Oo, çok bir güzel. Gece kaldık yani. Ama güzel diye. Ne bileyim bu şekilde nem yok. Hani çok bir yayla değil ama hani serin bir yer. Ne ağaçları var abi içinde? İçinde 450 tane mi 550 tane mi şey var dedi. Zeytin ağacı var dedi. Bunun yanında armuttu, elmaydı, cevizdi, ne bileyim yani her şey var yani. İşte içinde ev var mıydı? İncirdi, içinde ev de var tabii. Merkezde kiralar ne kadar abi? Hangi dozlarda? Kiralık ev tutmaya çalıştığımızda. Merkezde eşyalı eşyasız değişiyor. Tamam merkezde eşyasız diyelim mesela ilk önce. Eşyasız yeni 0, 3 artı 1 evler şu anda 1000 lira, 1200 lira bandında. Hmm. 2 artı 1'ler de işte 900 ile 1000 lira. Ortalama Dalaman'ı böyle özetleyebiliriz aslında değil yani, mi? Yani evet bu şekilde. Bu şekilde. Satılık mesela yeni sıfır bir daire, havuzlu site olabilir, havuzsuz olabilir. 2 artı bir daire ne kadar mesela? Ya şimdi o ortalama yerine göre değişir de. Şeyine göre değişiyor, yerine göre ve müteahhitine göre de değişiyor.
Normal daire, şu anda 2 artı 1 daire, 300, bitmiş bir daire 350 civarında, 2 artı 1. 2 artı 1 350 civarında. Evet, evet. 325, 350, o civarlarda. 300, hani mesela 1 ay sonra bitecek, 2 ay sonra bitecek. Evet. İşte 300 liraya alabilirsin. Sence abi bu fiyatlar Dalaman için normal mi? Düşme şansı var mı mesela 4-5 ay sonra falan? Geri çekilir mi yani, fiyatlar sence? Müteahhitlerden dinlediğimize göre geriye çekilmez. Çünkü arsa fiyatları da çok yükseldi. Arsanın metrekaresi 1000 liradan aşağı, doğru düzgün şu anda arsa fiyatı yok. Bu tabii bu maliyet şeye çok yüklü biliyor. Binanın yapımında evet, bu metrekare fiyatını yükseltiyor. Dalaman'da en ücra köşede tarla vasfında bir yer, en fiyatı nedir, en düşük fiyatı nedir abi? En aşağı, hani şunu diyebilirsin, en aşağı Murat 100 bin liradan aşağı yer bulamazsın, tarla bile bulamazsın. Şu en ücra köşede bile diyebilir misin? Ya şu anda zaten tarlanın gönümünü 100 bin lira diyorlar ama bu dediğim gibi Elcik, Gübleyik gibi yerlerde, oralarda bile artık 25-30 demeye başladılar dönümünü değil mi? Tabii. Ama Dalaman'ın Kapıgargın gibi yerlerde dönümü 100 liradan aşağı değil, yani 100 bin liradan aşağı değil. Anladım. Abi teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Ben şimdi buradan çıkıyorum, Dalaman'da dolaşmaya devam ediyorum. Yine bu telefon kurumlarında, operatörlerde işlerinizi halledebilirsiniz. Güzel dönerciler var burada, ben tadını tattım. Güzel hizmet veren dönerciler var bu seride. Burası Dalaman'ın girişi. O bahsettiğim kavşak burası dostlar. Hemen merkezde bir taksi durağı var. Başkanı Nazmi abimiz, güzel hizmet veriyorlar. Güzel bir şekilde davranıyorlar insanlara. Yine oradan hizmet alabilirsiniz. Garanti Bankası demiştim, orası burada. Şu karşıda, şimdi ben de oraya gidiyorum zaten, Sığla Restorant var. Güzel bir şekilde sığla ağaçlarının oluşturduğu bir yer orası. Orada da güzel böyle püfür püfür esiyor. Oturup çay çorba içip yemek yiyebilirsiniz. Meşhur marketlerinizden bir tanesi burada var. Yani marketsiz kalmazsınız burada, korkmayın. Burası gene de araçların park ettiği yerdir. Hemen ileride Dalaman'dan çıkmadan bir Go Petrol var orada. Yakıt ihtiyacınızı eğer oradan alıyorsanız oradan alabilirsiniz. Bir vakıf bank var burada. Bir halk bank var burada. Kebabına güvendiğim yerlerden bir tanesi. Gönül rahatlığıyla kebap yiyebilirsiniz. Şu an bulunduğumuz yere hastane arabayla 3-4 dakika uzaklıkta. Yine eczaneler burada. Burada akşamları çocuklarınızı getirip parkta oynatabilirsiniz ve güzel hava alıp buralarda oturabilirsiniz. Yemekleri de güzeldir. Fiyatları artık, yani fiyatlarla alakalı bir şey demiyorum. Herkese göre göreceli bir durum bu. Değişebilir. Kimine uygun gelir, kimine pahalı gelir. Dalaman'ı çekerken bir kanalımız sakinlerinden bir çiftimiz aradı beni. Ortaca'ya geldiler. Yarın dönecekler. İzmir'de yaşıyorlar kendileri ama burada da artık hayatlarını buraya taşımaya çalışıyorlar ve yer bakıyorlardı burada. Sonra ben Dalaman'daydım. Konum attım ve geldik buraya. Şimdi onlarla karşılaştık. Güzel bir çiftimiz. Hanımefendi muhasebeci, beyefendi de şoför. Nasılsınız abi? Amacım hoş geldiniz. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz. Ben de burada çekim yapıyordum ve sizle karşılaştık. Tesadüf iyi oldu. Şimdi ne yapıyorsunuz? Buraya geldiniz, ne yaptınız burada ve planınız ne? Eve bakıyoruz. Hani ev durumlarına bakıyoruz. İş durumlarına bakıyoruz. Ne yaparız, ne ederiz? Yerleşmek istiyoruz. Hayatımızı burada devam ettiriyoruz. İzmir'de nerede yaşıyordunuz? Buca. Buca'daki hayatınızdaki sıkıntınız şeydi neydi? Genel anlamda büyük şehir. Büyük şehir, trafik. Trafik, batıkta, gürültü, kalabalık. Çocuğunuz var mı? Yok. Hayır yok.
zaten. 2 yıllık evliyiz. Daha hatta 5 Ağustos'ta 2 sene oldu. Size maşallah diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Siz hanımefendi burada geldiniz hemen ne yaptınız burada? Ortacaya mı baktınız? İlk önce Köyceğiz'e mi baktınız? Tecrübeniz var mı? Evet, ilk önce Köyceğiz'e gittik. Sonra geldik Ortaca'da yemek yedik. Köyceğiz'de ne yaptınız? Köyceğiz'de de ev baktık. 2 tane eve baktık. Evet. Ev ve duştaki güzel. Ne yaşadınız orada? Gayet güzeldi. Hani bizim için olumsuz yanları da vardı. Neydi mesela? Mesela ev sahibinin hayvan istememesi. Kendi bilir. Bizim için handikap. Kendi bilir aslında. Yani öyle bir yerde oturacaksam köpeğim de olacak, kedim de olacak, bizim evet. Konuklarım olacak, ne bileyim. Yani böyle durumlarda çıkabiliyor. Çıkıyor. Karşımıza. Diğeri mesela apartman dairesinde güzel bir daire. Çok güzel, içimde. Yani o da olabilir. Dalaman mı, Ortaca mı, Köyceğiz mi diye konuştuk sizinle az önce. Ben bir şeyler anlatmaya çalıştım size dilim döndüğünce. Kafanızda ufak da olsa bir şeyler belki... Bu arada Murat Bey sağ olsun. İnanılmaz pozitif, inanılmaz enerjisi yüksek. Ben söylettirmiyorum. Yani, yanlış anlamayın. Zaten videoları vesaire derseniz o samimiyetle, o sıcaklığı aldığınız zaman karşılaştık burada. Gerçekten aynı videolardaki gibi. Yüzümü kapatıyorum. gerçekten yani. Bugün daha bugün yeni tanıştık. Yarım saattir beraber oturuyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi de bir abimizin yanına yine ev bakmaya gidiyoruz. Orada da sohbetimizi, muhabbetimizi yapalım. Belki başka işleriniz olduğunda da sizlere faydalı olabilecek bir kişiye götürüyorum sizi. Tamam. Kalkabiliriz. Tamam. Çok teşekkürler sohbetiniz için. Dostlar burada Dalaman'da, meydanda, merkezde araçlarınızı buraya park edebilirsiniz. Ücret ödemezsiniz. Dostlar, TİGEM'le alakalı sorular geliyor. Onunla da ilgili kısaca bilgi vereyim. TİGEM kısaca ihaleler açar. Yani ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini arttırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumlar var, atalık tohumlar. Fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirir. Yani ihaleler açar, çiftçilerle işbirliği yapar. Bu şekilde hizmet veriyor. Ürettiği her türlü ürün, hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim amaçlı işbirliğine giriyor. Böyle bir açılım var TİGEM'in. Dostlar, buraya taşındınız. Eviniz boş fakat eşyaları getirmediniz. Buradan da uyguna bir şeyler almak istiyorsunuz. Beyaz eşya anlamında. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vesaire. Şurayı tercih edebilirsiniz. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bazen burada kampanyalar oluyor. Diyaloglarınızı iyi kurun. Ben o şekilde söyleyeyim size. Diyaloglarınızı iyi kurun. Güzel sohbet edin, güzel muhabbet edin. Ekstradan bu konuda beni dinleyin. Ekstradan bazı imkanlar da önünüze serilecektir. Bilginiz olsun. Dalaman merkez. Hafif ilerliyorsunuz sol taraf. Yine yeni evinizin perde ve ev eşyası, halı vesaire bu tip ihtiyaçları oldu. Yine bu ara sokakta bu konuları halledebileceğiniz yerler mevcut. Dostlar, Dalaman'da özellikle ara sokaklarda yapacağınız işle alakalı kafanızda bir şey varsa çokça boş dükkan bulursunuz. Yine karşıda yeni ve ikinci el evinizi kurabileceğiniz, evinizin ihtiyaçları olabileceği eşyalara ulaşabilirsiniz. Bu konuda da sizlerle burayı paylaşayım. Bakın çokça var burada. Yan taraflarda yine bir sevkiyat halinde. Onlarla karşılaştık. Genelde dostlar bana gelen sorulardan bir tanesi işte kuaförüz biz. Kuaför işi de yapıyoruz. Ben Dalaman'la ilgili birçok kuaföre rastladım burada. Birçok kuaförün olduğunu biliyorum. Bay veya bayan. Bu kadar söyleyeyim. Siz kendi yorumunuzu, kendi işinizle alakalı durumunuzu kendinize göre ayarlayın.
Burada birçok bayan kuaförü var. Yine evinize taşındınız ve doğal olarak internet ihtiyacınız var. Bu SpeedNet'ten çok güvenerek gerekli yardımları alabilirsiniz. Bisiklet ihtiyacınızı da yine buralardan görebilirsiniz. Bu eşyalara ucuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mutlu Bey, merhabalar. Merhaba. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Mutlu Akman, 32 yaşındayım. Dalaman'ın yerlisiyim. 4 yıl bankacılık yaptıktan sonra Dalaman'a göç ettim. Şu an kendi şirketimiz olan Dayamayan Ufuktan Emlak olarak 3 yıldır emlak işiyle uğraşıyorum. Genel itibariyle Dalaman'da tarzla, arsa, araziyle alakalı böyle teknik bilgi biraz verelim izleyicilerimize. Teknik bilgi vermek gerekirse biz bu konularda nasıl dikkatli olsunlar, ne yapsınlar? Evet. Şu yönlere dikkat etsin. Hani her emlakçı belki direkt yere satmaya odaklı. Biz genelde ilçe tarımdan arkadaşlarımız var. Onlarla da bağlantı çalışıyoruz. Hani tarım ama adam avokado mu dikecek? Ne bileyim. Çok önemli. Değişik. Ne yapacağıyla yani, alakalı doğru bir yönlendirme. Tabii organik tarım yapmaya geliyor zaten çoğu. Yani sadece nar her yerde olabilir ama onların olduğu yerde mesela diyelim avokado olmuyor. Hı-hı. Biz bu konuda ilçe tarımdan şey yapıyoruz. Daha sonra en önemli şey büyük arazi alıp içine ev yapmak istiyorlar. Bu ev konusunda da hani 5 dönüm olduğu zaman içine 75-75 izin alırım ev yaparım diye bir şey de yok. O nasıl onlara olacak? Evet. Mesela örneğin biz geçenlerde çıkarttık ilçe tarımda. Bu haritanın bu bölümündeki ova programı var. Yerlerde ev yapılamıyor. Bu yüzden bu konulara dikkat etsinler. Hani işini bilen emlakçılarla çalışırlarsa ileride baş ağrımaz yani kimsenin. Evet. Peki yapacağı tarımla alakalı işte şunu söyleyebiliyor musunuz? Burada Dalaman'da kesinlikle şu yetişmez. Dalaman'da mesela ceviz yetişir ama burada çok randımanlı yetişmez. Biz kendimiz yaylacılık da var. Yani ceviz için. Yayla, yüksek rakımlı yerler daha elverişli. Narenciye anlamında? Narenciye anlamında zaten Dalaman Ovası elverişli ama çok tuzlu olan toprak. Özellikle bu Sarıgerme tarafında narenciye göremez. Evet. Ya da sulak topraklarda narenciye. Orası altı kükürtlü su olduğundan dolayı. Mantar hastalığı olur. Hani verim alınmaz yani. Verim alınmaz. Yani gidip de oradan almaya gerek yok. Peki oralara arsa alınıp yaşam kurulabilir mi? Yani ev yapılabilir mi? Yani bir sıkıntı olur mu? Ama yapmak istediği proje önemli. Kimisi sera yapmak istiyor, ev yapmayacağım diyor. Kimisi benim alanım geniş olsun. Şu an Karaçalı'da bir dönüm yer 1 milyon. Yani o civarda. Evet, 1 milyonu buldu şu an. Şimdi 1 milyon olduğu için insanlar o 1 milyona gidip 10 dönüm, 20 dönüm alıp hani 75 metre daha uygun metre geliyor değil mi? Hem de tarım yapacak olana ileriye dönük yatırım oluyor zaten. Yıllık 50-100 bin arası da bahçesinden getiri sağlıyor. Evet. Sarıgerme'de ben şunu duydum. İşte orası sulak yer olduğu için alt taraf hep su dolu. Evet, mesela evet. Ev yaptığın zaman yıllar sonra o evi böyle hafif hafif yeme durumu olur mu? Tübet burada kaçınılmaz her yerde var ama o yapılan inşaatın kalitesine de bağlı. Değil mi? Orada su basmanını güzel kullanırsa zaten hani sorunu halletmiş oluyor. Tabii. 50 bin lira vereceğine atıyorum yani. 70 bin lira versin. Mesela harika bir şekilde yaptırsın. Doldursun. Yapılacak şeyler kişinin kendi şeyiyle alakalı. Kimisi gidiyor yani prefabrik yaptırır, kimisi taş ev yaptırır. Yani şimdi bu inşaat kalitesi kişinin kendine kalmış. Anladım. Murat kardeşim sen de hani bu YouTube kanalına Ege'ye göç ettik programında kişilere güzel yardımcı olursun. Yani senin nezdinde de gelecek olan zaten misafirlerimize biz her konuda yardımcı oluruz burada. Tarım olur, inşaat olur, ne bileyim konaklama olur. Araç kiralama her konuda. Çok teşekkür ederim ayrıca bunu söylediğin için de. Çünkü televizyon gibi değil YouTube. Bizi seven izliyor. Bizi takip etmek isteyen izliyor. Dolayısıyla onlar bizim kıymetlilerimiz. Geldikleri zaman da bizim adımızı verdikleri de zaten teşekkürler. Zaten herkese güzel bir şekilde ben seni tanıyorum. Yardımcı oluyorsun ama onlara da ekstra yardımcı olursan zaman, beni çok memnun edersin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Kokoreç sevenler, bol bol kokoreççi var. Dostlar, su idaresi yani Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü abonelik işlemleri buradan yapılıyor. Burası hemen meydanın karşısında büyük bir Migros var. Migros'un olduğu bina, o binanın hemen sırt tarafı. Abonelik işlemlerinizi meydanda buraya geldiğinizde yaptırabilirsiniz. Dostlar, burada görüyorsunuz bir Med Spor Club var. Belki bu işi yapan antrenörlerimiz olabilir veya bu işte alakalı spor yapmak isteyenler olabilir.
Bu da ek bir bilgi olsun. Gerek iş yapma amaçlı, gerek spor yapmak amaçlı buraya da bağlantıya geçebilirsiniz. Yine burası Dalaman'da. Dostlar, burası Dalaman'ın merkezinden gelen yol. Yani buradan Fethiye'ye de gidebilirsiniz. Aynı zamanda bilenler bilir, Şerefler Mahallesi ve iç tarafa girdiğinizde mezarlığın karşısında ki giren yolda Club Onat Garden diye bir devremük var. Orayı da bilirsiniz zaten. Oraya giden yol. Burası da o yol üzerinde sağ tarafta Çınar Restoran. Bakın, burayı da tavsiye ediyorum. Yemeğinizi, balığınızı vesaire diğer türdeki yemeklerinizi yemek için gelebilirsiniz veya akşam çay kahve içmek için rahat bir şekilde ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceğiniz, çocuklarınızla burada parkta oynayabileceği güzel bir mekan burası Çınar Restoran. Burayı da size tavsiye ediyorum. Akşam burası çok güzel oluyor, çok sakin oluyor. Yıllardan beri ben burayı biliyorum. Burası bayağı önce çok başka hallerdeydi ve kendini çok güzel geliştirdi. Tavsiye ediyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Dostlar, şurada yerler var, görüyor musunuz? Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce bir sohbet esnasında buradaydık, buralardaydık. Buraların satıldığını söylediler. 3 tane parsel vardı orada. Sadece size bilgi olması açısından söylüyorum. Kaçtı? 300-400 metrekare falan civarlarıydı. 200 bin liralara, 220 bin liralara falan satılıyordu o. O civardaydı. Şu an tabii burası satıldı mı, satılmadı mı, ne durumda falan bilmiyorum tabii. Böyle ufak parseller alarak yani buralar havalarına yakın bölgeler. Ufak parseller alarak buralarda yaşam alanınızı kurabilirsiniz. Tabii ticari amaçlı değil. Ticari amaçlı durumlar için buralar geçerli olmaz. Yani büyük alanlar değil. Bu şekilde hayatınızı kurabilirsiniz. Bakın, orada yeni yeni evler yapılıyor zaten. Kültür merkezinin olduğu cadde burası arkadaşlar. Size daha önceki videolarda da söylediğim gibi, bakın yine orada da bir inşaat yapılıyor. Buralarda Ortaca ve Köyceğiz'e göre bu şekilde site, bu şekilde apartmanlar, yeni yapılan binalar bulmak daha mümkün. Bakın, görüyorsunuz oralarda. Muhtemelen burası da tabii ya satılmıştır işte, ya da satılacaktır, ya da bu şekilde bir niyetlenmeye girmiş olabilir. Orada da bu şekilde güzel, kaliteli binalar yapılıyor tabii ama yani şimdi tabii her telden çalan insan olduğu için işte niye bina yapılıyor, niye şöyle oluyor, böyle oluyor, duyar kasan insanlar da olduğu için her türlü düşünce çıkabilecektir. Ben size olanı göstermeye çalışıyorum sadece. Ne var, ne yok, ne oluyor, ne bitiyor, neye göre, hali hazırda hangi durum var, neye göre yönlenelim. Bu durumdan bahsediyorum, ben bu durumları gösteriyorum. Dostlar, o kültür merkezinden gelen yol burası. Şurada bir halı sahamız var. Şurada bir halı sahamız var. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bütün hamamlar, kafeler, restoranlar, toplu organizasyonların yapıldığı... Dağıtıma devam edelim. Bakın, uçak sesini duyuyorsunuz. Uçak geçiyor havaalanı yakın olduğu için. Uçağın sesi şu an Dalaman'ın üstünde. O da ek bir bilgi olsun, tam videonun içine denk geldi. Halı sahaların da açılmasını bekliyoruz. Yani inşallah devletten yetkililer duyar mı diyeyim, ne diyeyim yani. Bütün her yer açıldı. Yazık günah, bir sürü yani bu işten ekmek yiyen halı sahacı arkadaşlarımız var, insanlar var, vatandaşlarımız var ülkemizde. Onlar için de inşallah bu videoda bir şey olsun. Açılır inşallah. Halı sahamız var. Şu yol araçlarıyla alakalı sorun yaşamış, yaşayacak, yaşama ihtimali olan arkadaşlar için de ek bir bilgi olsun. Orada sanayi var. Orada da yani Ortaca'nın dışında Dalaman'da da burada bir sanayi var. Burada aracınızla ilgili işte egzozdur, motordur, şudur, budur, bir sürü konuya ulaşabileceğiniz yerler mevcut. Dostlar, Dalaman'da bu şekilde devam eden bu görüntüye sahip binaları görmeniz mümkün. Hep söylüyorum. Buralarda böyle bu şekilde boş yerler çok. Dostlar, yine buralarda çokça karşıma çıkan böyle küçük bir işte 400 metrekare, 300 metrekare, 500 metrekare yer içinde, alan içinde yer alan böyle küçük köy evleri,
İşte eskiden yapılmış eski mantıkla. İşte hemen orada bir ahır mantığında bir yaşam alanı kurulmuş buraya ama bu şekilde bana çok soruyorlar. Ben de hep şöyle cevap veriyordum, gülüyorlardı. Ya siz böyle bir yer bulsanız bile şükredin. Böyle bir yeri alıp işte ufak bir tadilatla veya paranız varsa komple yıkıp araziyi böyle güllük gülistanlık bir yere çevirebilirsiniz. Az önceki yerde de size bahsettiğim gibi videonun içinde. Burası genel itibariyle herhalde yola kadar böyle geliyor. Ondan sonra şurada herhalde bir sınırı var. Mesela size alın basit bir köy evi. Yani istediğiniz gibi burayı alıp kişiyle artık kimse sahibini bulup veya artık emlakçı da mı bilmiyorum bulup güzel bir yaşam alanı kurabilirsiniz. Yani değerlendirebilirsiniz. Bakın şu ağaç bile yeter ya. Şunun altında bir çardak, kamelya. Harika olmaz mı? Ve burası şöyle. Dostlar, Dalaman Devlet Hastanesi burası. Acil girişi de var. Çok fazla tabii insan kalabalığı olmadığından dolayı çok fazla bir yoğunluk da olmuyor. Burası Dalaman merkezi. Arabayla 5 dakika bir uçak daha geçiyor, geliyorsunuz. Park yeri de var. Size böyle en azından hani burada bir daire falan baktığınızda hani derler şeyin yanı. Burada hastanenin yanı falan derler. En azından buraları şöyle bir görün. Gözünüze bir aşina olsun. Hastanenin yanı nereler? Ona göre kafanızda yorumlarsınız. Burada ben şunu da rastladım dostlar. Bu hastane şimdi bölge bölge değiştiği için bölgenin doktorları, hemşireleri, hasta bakıcıları da bölgede genelde çıkan rahatsızlıklara veya işte olabilme ihtimali yüksek olan kazalar, yaralanmalara göre de daha çok bilinçli. Mesela burada şehirdeki bir Kadıköy'deki bir doktor veya bir hasta bakıcı işte veya bir hemşire balon balığının sokmasıyla alakalı bir tecrübeye sahip değildir belki ama buradaki doktor, hemşire vesaire doktor, hasta bakıcı bu tarz bilgilere, bölgeye göre yaralanmalara, bu tarz konularla, bu konulara hakim. Dostlar bakın, burası Ortaca'dan gelen Fethiye ve Antalya'ya giden yol. Yolun Dalaman kavşağı burası. Tabelaları görüyorsunuz zaten. Kamerayı çeviriyorum. Şu taraf, bu yol komple, burası geliş, diğer taraf gidiş. Komple Dalaman yolu. Dalaman havaalanı yolu. Yani 10 kilometre sonra, 10 dakika sonra havaalanındasınız. Şimdi burası, şu taraf, yani bu bölgenin sol tarafı Beskese Mahallesi. Üniversite var burada. Üniversite yakınlığından dolayı genelde öğrencilerin tercih ettiği bir mahalle. Burası Dalaman merkeze, çarşıya arabasız gidilemediği için biraz uzak olduğundan dolayı daire fiyatları biraz daha uygun olabiliyor. Merkezde 200 bin liraya daire varken 2+1 ben 125 bin lira dairenin olduğu zamanları biliyorum. Tabii şu an öyle değildi. Şu an bu videoyu çektiğimiz tarihten çok çok önce. Dolayısıyla bu yol güzergahında çok ne iş yeri tercih edilir ne ev tercih edilir ama gene sonuç itibariyle herkesin kesesine göre, parasına göre tercih edilen yerlerden bir tanesi. Gene Beskese Mahallesi aklınıza bulunsun. O havaalanına giden yolda Daş Kafe var. Daş Kafe'nin olduğu yerin arka tarafı da Altıntas Mahallesi. Bakın burada da cami var, zaten yazıyor Atakent Beskese Cami diye. Genelde üniversite öğrencilerinin kaldığı, kiralık olarak dairelerin verildiği bir yer burası, mahalle. Dostlar, Fethiye'den buraya geldiğinizde veya Ortaca'dan buraya geldiğinizde lütfen buraya gelince zaten ışıklar var ama gene de yavaşlayın. Yeşil yansa bile yavaşlayın. Çünkü burası daha önce buranın adı Ölüm Kavşağı'ydı. Çok kaza oldu burada. Yakın zamanda 18 yaşındaki bir küçük lise öğrencisi kardeşimizi kaybettik burada. Kazalar çok oluyor burada. Lütfen çok rica ediyorum burada dikkatli olun. Bu şeyler aklınıza gelsin. Burada genelde insanlar bir yol düzü olduğu için tabii her yerde sadece burada değil de her yerde o şekilde dikkatli olmakta fayda var. Atakent Mahallesi burası. Burası da nereye gidiyor? Burayla alakalı bir bilgi vereyim. Burası şu yol yaklaşık bir 15 dakikalık yolculuktan sonra Akkaya Garden diye bir yer var. Özel mülklerin de olduğu bir yer ama dışarıdan insanların da işte kahvaltıya veya çaya kahveye işte at sevmeye, at biniciliği yapmaya veya gölde gezinti yapmaya, havuza girmeye gittiği bir yer. Vadide yapılmış bir yer.
Oranın sahibi daha önce orada işte binalar ve siteler, özel mülkler yaptığı için orayı, bakın minibüs de çalışıyor buradan. Şehir içi hastaneye giden bir minibüs hattı da var. Arabası olmayanlar için bir bilgi bu da. Gidip, yani dışarıdan olan birileri olarak gidip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ağaçların üstünde kuş yuvaları var. Kuş yuvalarında kahvaltı yapmanın, dondurma yemenin veya çay kahve içmenin farklılığını yaşayabilirsiniz. O yolu şu an size göstermiyorum. Daha önce orada bir çekim yapmıştım, biliyorsunuz. Akkaya Garden diye bir laf geçtiğinde en azından bilginiz olsun. Evet, buradan çıktık. Haydi size otogarı göstereyim. Evet, o kavşaktan yaklaşık buraya 1 dakika sürmedi. 1 dakika sonra otogara geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki firmaları da söyleyeyim, aklınızda bulunsun. Metro var, büyük firmalardan. Kamil Koç var, Pamukkale var. Dalaman'ın otogar dediğinizde küçük, minik, şirin bir otogar aklınıza gelsin. Hemen yan tarafındaki araziyle ilgili size bilgi vereyim. Burası yıllar önce tabii projesi hazırlandı ama ne zaman temel atılacak, ne zaman kazma vurulacak tabii ben bilmiyorum onu. Burayla alakalı bir AVM planı var arkadaşlar. Buraya yani bayağı bir yol kat edildi. Planı projesinde hazır olduğunu biliyorum. Buraya bir AVM yapılacak. Kocaman bir AVM. Bu bilgiyi de size vermiş olayım. Dostlar, burası Dalaman'dan çıktıktan sonra eğer yakıtınız yoksa ilk girebileceğiniz petrol istasyonu. Benim de yakıtım bitti, şimdi yakıt alıyorum buradan. Ortaca'ya geçmeden, Dalaman'la Ortaca arasındaki petrol ofisi alışkanlığınız varsa petrol ofisi olarak yakıt alabileceğiniz yer. Dostlar, yine burası da buraya geldiğiniz ev eşyalarınızı düzmek istiyorsunuz, böyle kampanyalar yapan bir yer. Dalaman'dan çıktınız, Ortaca'ya giden yol burası. Hemen kenarda sağ tarafta böyle kampanyalar yapıyor. Burada yatağınızı, pazarınızı, oturma grubunuzu, bahçeniz için, araziniz için ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir yer. Bu da ek bilgi olsun size. Ortaca'ya giderken sağ tarafta. Dostlar, Dalaman'ı bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Sizler için sizden gelen sorulardan yola çıkarak, buraya gelen ailelerin sorduğu sorulardan yola çıkarak Dalaman'da bulunan bazı durumların, işte sorulan sorular, onların cevapları manasında sizlere Dalaman'ı geniş bir şekilde çekmeye çalıştım. Tabii ki yine eksikliklerimiz vardır. Bunları da lütfen yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevap veriyorum, vermeye çalışıyorum. Benim aklıma gelmeyen, o anda çekmeyle alakalı doğru zemini oluşmamış bazı yerler, bazı konular olabilir. Sizlerin kafasında Dalaman'la alakalı bazı sorular olabilir. Mesafeyle alakalı, yerle alakalı, mekanla alakalı, insanlarla alakalı bazı durumlar olabilir. Bunları da yorumlar kısmında bana soru şeklinde yönlendirebilirsiniz. Sizlere bunlarla alakalı cevap vermeye çalışırım. Bu videoyla benimle ilk tanışan yeni gelen abonelerimizle alakalı söylüyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben de bir göçerim. Hızlıca geçeyim hemen. Ben de buraya İstanbul'dan göçmüş bir iki çocuklu ailenin babasıyım. Yaklaşık 1,5 yıldır buraya göç etmiş bulunuyoruz. Ve buralarla alakalı sizleri bilgilendirici, fayda sağlayacak, sizlerin hata yapmasını engelleyecek veya doğru yönlendirebilecek yayınlar yapmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince. İnşallah bundan sonraki videolarımızı da izlemeye davet ediyorum. Kafanızda ne yaptığımızla ilgili bilgi sahibi olmak için de detaylı olarak geçmiş videolarımızı izleyebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Kanalımıza lütfen 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 bizlere destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ortaca'yı ve Köyceğiz'i de geniş bir şekilde çekmek istiyorum ve bunun için gerekli zemin oluştuktan sonra onları da video şeklinde yayınlayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.